Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi okullardan atık pil ve elektronik atık toplamaya devam etti. Öğrencilere çevre birinci aşılamak adına yapılan çalışmalarda geçtiğimiz eğitim öğretim yılında COVID-19 engeline rağmen 12 okuldan 1200 kilogram atık pil, 2 tonda elektronik atık toplandı. Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi. Elektronik atıklar ve atık piller birçok zararlı maddeyi içermektedir. Toplam atıklardaki payları %2-3 civarında olmasına rağmen atıkların içerisindeki zararlı maddelerin %70'e yakını e-atıklardan gelmektedir. Çevremizde hiçbir eşyada bir araya gelemeyecek onlarca element elektronik eşyaların ve pillerin içinde bulunur. Bu elektronik eşyalar bir geri dönüşüm tezisinde işlenmek yerine kırılarak çöpe veya toprağa gömülürse içlerindeki kurşun toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çöp sahalarındaki kurşunun %40'ı elektronik atıklardan kaynaklanmaktadır. Bu ağır metaller yağmurlarla yeraltı sularına karışıp su kaynaklarımızı kirleterek toplum sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluştururlar. Kurşun, sinir sistemi, kan dolaşımı ve böbrekler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Elektronik atıklarda ayrıca krom, lityum ve hidrokarbonlar gibi birçok zehirli ve kanserojen madde bulunmaktadır. Elektronik atıkların yakılması, birçok kanserojen zehirli gazın atmosfere yayılmasına neden olur. Edirne Belediyesi olarak 2014-2020 yılları arasında belediye mücavir alan içerisinde bulunan işletmelerden ve meskenlerden toplanan atık elektronikler ve atık piller bin ton civarıdır. Edirne Belediye Başkanlığı ile 10 Kasım 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirilen Aydınlatma Gereçleri İmalatçılar Derneği Ticari İşletmesi arasında 2018 yılı içerisinde yapılan protokol sonucu atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği kapsamında 5. grup aydınlatma ekipmanları ve 6. grup küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları izleme ve kontrol aletleri atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme tabi olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda belediyemizde Türkiye Bilişim Sanayiciler Derneği arasında halen devam eden protokolle atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği kapsamında birinci grup büyük ev eşyaları, ikinci grup küçük ev aletleri, üçüncü grup bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları ve dördüncü grup tüketici ekipmanları atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşümü faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca belediyemiz Türkiye Pil İthalatçıları ve Üreticileri Derneği arasında devam eden protokolle atık pil kontrolü yönetmeliği kapsamında atık pillerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşümü faaliyetleri devam etmektedir.